Gelelim WordPress'in en önemli alanlarından birine. Eklentiler. Eklentiler WordPress sitenizin daha fazla fonksiyona sahip olmasını sağlar, hayatınızı kolaylaştırır ve kullanım kolaylığı sunar. Sizler WordPress'in binlerce eklentisi arasında istediğinizi seçerek sitenize daha fazla işlevsellik kazandırırsınız. Bu sisteminize de ilgili olabilir ya da bir menünüzle ilgili ya da daha farklı söyleyeyim size. Bir bileşenle ilgili çok daha fazla işlevsellik sunan bir şey olabilir. Bakın benim eklentiler alanımda mevcut önemli eklentiler yüklü. Ben bunların size tek tek ayarlarını göstermeyeceğim. Onları tek tek keşfetmenizi isterim şahsen. Ama olmazsa olmaz eklentileri size göstereceğim. Eklenti yüklemeyi anlatacağım birazdan. Şimdi bakın. Eklentiler alanına geldiğinizde sizi tanıdık bir ekran karşılıyor. Burada tümünü seçerseniz, tümü seçiliyken bütün eklentilerinizi görebilirsiniz. Aktif olan, şu an kullanılıyor olan 11 tane, pasif olan 6, son zamanlarda 1 tane aktif olmuş, 1 tane eklentinin güncellemesi var. Drop-in'ler ise sistemde değişiklik yapılmasını sağlayan bazı dosyalar, öyle diyelim. Şimdi o kadar önemli değil şu an için. Şimdi bakın, toplu işlemlerde siz birden fazla eklentiyi seçerek etkinleştirme yapabilirsiniz tek seferde. Etkisizleştirme yapabilirsiniz. Güncellemeleri gelmişse güncelleme yapabilirsiniz ya da silebilirsiniz. Bu tamamen sizin inisiyatifinize kalmış. Mesela etkinleştire seçip uygulaya basarsam buradaki, gerçi bir tanesi etkinleştirilmiş halde, 3 tane seçenek etkinleştirilecek. 3 tane eklenti. Eğer ben bunları tek tek etkinleştirmek istiyorum derseniz, bakın burada etkinleştir seçenekleri var. Etkinleştir seçeneğine bastığınızda bu alan birden etkisizleştir seçeneğine dönüyor. Yani siz eğer o eklentiden hoşnut kalmadıysanız, sıkıntı olduysa etkisizleştire basarak onu arka fonunu görüyorsunuz, gri bir hale, kullanılmayan hale büründürüyorsunuz. Bu arada size iki önemli husustan bahsedeyim. Eğer WordPress sitesinden, yani WordPress.com'dan sayfa almışsanız, yani bedava bir sayfa almışsanız, sizler maalesef eklentiler alanına erişemeyeceksiniz. O yüzden sormayın neden bizde yok diye. Çünkü şöyle bir durum oldu. Eskiden eklentiler vardı WordPress.com'da bedava ad aldığınız ve rahat bir şekilde yazı yazdığınız, yazılarınızı girdiğiniz sitede. Eskiden vardı ama güvenlik zafiyeti yarattığı konusunda birleşildi ve maalesef bu alan çıkartıldı. Devam ediyorum. İkinci olarak belirtmek istediğim özellik ise şu. Öyle gördüğünüz bütün eklentileri yüklemeyin. Çünkü her eklenti demek sizin internet sitenize yük binmesi demek ve o da hosting firmasının ya burada neler oluyor diye internet sitenizi mercek altına almaları demek. Tamam biraz belki abartmış olabilirim ama çok fazla eklenti inanın yük getiriyor sitenize. Şimdi eklentiler alanında mevcut alanı açıkladık. Yükle eklentilerde arama yapabilirsiniz. Bakalım ekran tercihlerinde ne var? Eklent 999'unda göster diyor. Şimdi bakın eklentilerden birinci size tavsiye ettiğim eklenti Akismet eklentisi. Akismet blogunuzu spam yorum ve geri izlemelerden korumak için en iyi araç. Özellikle spam konusunda, yani biri geliyor reklam adına adı altında ya da otomatik olarak botlar var. Reklam adı altında yorum kısmına reklamı yüklüyor, yorumunu giriyor. Eğer siz Akismet kullanmıyorsanız bir de bunlarla boğuşuyorsunuz. Ya bu reklam bunu hemen sileyim, çöpe atayım. Akismet sizi bundan kurtarıyor. Düşünsenize otomatik bir filtre özelliği var, onu hallediyor. Peki nasıl yapıyorsunuz? Açıklamanın sonundaki etkinleştire tıklıyorsunuz. Akismet API anahtarı için bedava siteye kaydoluyorsunuz Akismet sitesine. Ve size bir kod veriyorlar. O kodu da buradan buraya girerek otomatikman aktif hale getirebiliyorsunuz Akismet'inizi. Zor bir seçenek değil. Devam ediyorum. Antivirüs seçeneği sizin sitenize virüs taraması yapıyor. Normal virüs programı gibi düşünün. Araya virüs ya da virüs kodu girmişse onu buluyor. All-in-one SEO pack, Search Engine Optimization, yani arama motoru optimize etme, sitenizi arama motorlarıyla daha yakınlaştırmak için
ayrıntılı seçenekler sunuyor. Bu da olmazsa olmazlardan biri. Özellikle bakın WordPress'in plugin eklentiler alanına girdiğinizde en çok bu en popüler eklentilerden biri bu. Lookbed Queries sitenizi zararlı internet adreslerinden, zararlı internet sayfaları isteklerinden kurtaran bir eklenti. Breadcrumb sitenize dilimler ekliyor. Sayfanızın üst kısmında belli içerikler, belli içeriklere yer veriyor ve sizin bulunduğunuz noktayı size söylüyor. Örneğin şöyle düşünün. WordPress, onun içinde temalar, onun içinde bulunduğunuz nokta. İşte aynen bu şekilde karşınıza bir alan çıkıyor. Breadcrumb'ın amacı bu. Devam ediyorum. Broken Link Checker sizin sitenizdeki kırık linkleri takip ediyor. İletişim formu olmazsa olmazlardan çok rahat bir şekilde, yani bunu yüklemenizi kesinlikle öneriyorum. Çok basit bir şekilde iletişim formu hazırlamanızı sağlıyor. Bu kadar kolay olmamıştı. Bakın aynen şu şekilde. Ben iletişim kısmını da size göstereyim. O açana kadar. Google Analytics for WordPress olmazsa olmazlardan sitenizi kimin ziyaret ettiği, kaç kişi ziyaret ettiği, hangi vakitlerde ziyaret ettiği, ülkenin, dünyanın neresinden sitenizi ziyaretçi aldığını bu sayede görebiliyorsunuz. Google Analytics'i çekiyorsunuz. Buradan ilgili adımları izleyerek Google'dan kod alıyorsunuz bedavadan ve settings kısmından kodunuzu aktif hale getirerek ilgili sitenizle ilgili raporların Google'a postalanmasını sağlıyorsunuz. Sağladıktan sonra da Google'a girip sizin sitenizle ilgili bilgileri alabiliyorsunuz. Mesela günün şu vaktinde kaç saat kalınmış, kaç dakika kalınmış, hangi linklere bakılmış. Bunu kesinlikle denemenizi isterim. Olmazsa olmazlardan biri. Google XML Sitemaps Google'a sitenizin haritasını çıkartarak, XML şeklinde haritasını çıkartarak arama motorlarında daha rahat bir şekilde kaydolmanızı sağlıyor. Günlük aralıklarını girebilirsiniz. Mesela dersiniz ki 2 günde bir benim sitemin haritasını Google'a yolla. O da arama motoruna kaydetsin. Olmazsa olmazlardan biri. Burada güncellemesi mevcut. Otomatik güncelleştirme işlemi yapabiliriz. Limit Login Attempts çok iyi bir seçenektir. Zararlı kullanıcılar sitenizin WP admin alanına girip şifreleri deneme yanılma yoluyla yazabilirler. Yazma ihtimalleri var. Bu limit login attempt şu anlama geliyor. Eğer sizin kötü niyetli bir kullanıcı geldiyse sitenize, mesela burada düzenleden ayarını yapabilirsiniz. Pardon, düzenleden diyorum. Ayarlar kısmından ekleniyor zaten. Bakın burada pek çok eklenti. Limit login attempts'e diyorsunuz ki bir kullanıcı şifreyi 4 kere giremezse eğer ya da 3 kere giremezse 24 saat onun IP'sine blok koy. Sitene giremesin. O kötü niyetli bir kullanıcı. Çünkü sizler bir ya da iki kere şifrenizi girerek hemen siteye varabilirsiniz. Bu şekilde giriş denemelerine limit getirebiliyorsunuz. V3 Total Catch gerçekten de sitenize yaptığı bazı optimizasyonlar sonucunda karşı tarafın browserlarında daha hızlı yüklenmesini sağladığı söylüyor. Üstelik sizin hosting firmanızın da üzerindeki yükü, yani sayfanızın hosting firmasında üzerine oluşturduğu yükü azalttığını söylüyor. WordPress Database Backup bu da çok iyidir. Bunda ben mesela şöyle kullanıyorum. WordPress'inizin database'i gerçekten kıymetli. Yorumlarınız oraya kaydediliyor ya da halihazırdaki yazılarınız, sayfalarınızın eski versiyonları, mevcut versiyonları oraya kaydediliyor. WordPress Database Backup'ta ayarı giriyorsunuz. Diyorsunuz ki her 7 gün içinde database'in yedeğini al ve benim e-mail adresime gönder. Siz bu günü değiştirebilirsiniz. Olmazsa olmazlardan database'inizde bir problem olduğunda da database'in yedeği e-mailinizde olduğu için ya da ilgili yerde olduğu için database'in yedeğini geri yüklersiniz. Güzel bir seçenek. PageNav'e sayfalarınızın alt kısmında hani şu, ha bu arada iletişim alanı açılış. Bakın contact form eklentisi hiç bir dakikalık iş buna hazırlamak. Zaten hazır geliyor. Contact form eklentisinde bu iş halloluyor. Peki hala nereden bahsediyorduk? PageNav'e eklentisi sayfalarınızın altındaki şu sayfa, 4. sayfa, 3. sayfa alanını güzel bir şekilde değiştirmeniz, rakamlarından tutun da orada görüntülenecek şeyleri
özelleştirmenizi sağlayan bir özellik. PostViews özelliğini ben kullanmıyorum ama PostViews şu an. Eğer siz yazı yazıyorsanız yazılarınızın sağ üst köşesinde şöyle bir yazı yazar. Görmüşsünüzdür muhtemelen WordPress sitelerinde. Şu kadar kişi tarafından okundu. İşte bu eklenti onu sağlıyor. Ama şunu unutmayın. Bu eklentiyi yüklersiniz, aktif hale getirdikten sonra olmuyor o iş. Bu eklentiyi PHP kodu olarak WordPress'e yedirmeniz lazım. Yani WordPress'e eklemeniz lazım. Devam ediyorum. Google Fonts. Google'ın yazı tiplerini kendi internet sitenizde kullanabilirsiniz. WP Security Scan sitenizi yayına koyduktan sonra, işlemleriniz tamamlandıktan sonra kullanacağınız bir şey. Nedir bu biliyor musunuz? Sizin sitenizi güvenlik açıklarını araştırıyor ve size bir rapor sunuyor. WordPress Security Scan bu alanda kendine yer buluyor ve bir tuşa basarak tarama yapıyorsunuz. Sitenizdeki açıkları size söylüyor. Diyor ki mesela HT Access dosyasını oraya koymasaydın da buraya koysan daha iyi olurdu gibilerden size öneriler sunuyor. Sitenizi sizin bilmediğiniz, tahmin etmediğiniz açıklara karşı araştırıyor ve size önerilerde bulunuyor.